Selçuklu Devleti için zor zamanlardır. Bütün dünyayı, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan tüm kuşakları kasıp kavuran, yakan, Cengiz Han önderliğindeki Moğol Devleti, Moğol İmparatorluğu tüm bölgeyi sarmıştır. Baycu Noyan önderliğindeki bir Moğol ordusuyla 2. Gıyasettin Keşhüsrev'in Selçuklu ordusu savaştı ve bunun sonucunda Selçuklu kesin bir mağlubiyetle yenildi. Sonuçta Selçuklu yıkılma sürecine girdi ve Moğol'a haraç, vergi veren uydu bir devlet durumuna düştü. Bütün bunları niye anlattım? Devlet uçta Erzincan bölgesinde Köse Dağ Savaşı'nın yapıldığı yerde kesin bir mağlubiyet alırken Konya'da yani başkentte bu medreseyi yapmaya karar vermişti. Şu an dokunmuş olduğum taşlar devletin yıkılma sürecine girdiği Köse Dağ Savaşı'nın yapıldığı dönemde yani 1242-1243 sürecinde yapılmıştır. Yapan kimdir? Gıyasettin Keyhüsrev'in oğlu 2. Alaaddin Keykubat'ın hocası yani o günkü tabirle lalası Bedrettin Muhlusi'dir. Peki mimarı kimdir? O günlerin önemli mimarı Muhammed bin Osman bin Tusi'dir. Osmanlı döneminde de kullanılan klasik taş yapı sistemine göre yapılan bu Selçuklu medresesinde çok uzun yıllar fıkıh dersi verildi. Yani burası şu an görmüş olduğunuz medrese bugünkü anlamda modern anlamda bir hukuk fakültesidir. Buradan hakimler, buradan avukatlar, buradan savcılar çıkmıştır. Selçuklu Devleti'nin hukuk fakültesinin önünde bulunmaktayız. Gıyasettin Keyhüsrev orada mağlubiyet alıyor ama burada Selçuklu hukukunu, Selçuklu fıkhını devam ettiriyordu. Osmanlı Devleti buralara hakim olduktan sonra bu medreseyi hali hazırda fıkıh medresesi yani hukuk fakültesi olarak kullanmaya devam etti. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti sanki buraları biraz boşlar gibi oldu. Çok fazla bu medreselere öğrenci gelmez oldu. 19. yüzyıldan sonra ise sadece öğrencilerin, talebelerin kaldığı bir yatakhane olarak kullanıldı. Esasında açık avlulu, kapalı eyvanlı, iki katlı olarak inşa edilen bu medrese Cumhuriyet yıllarına Osmanlı'dan kalma olarak bir harabe şeklinde geldi. Günümüzde bir müze olarak kullanılmaktadır ve bu haliyle Konya'ya gelen bütün misafirleri oyma taş işçiliğiyle 1243 yılından kalma 800 yıllık eseriyle sizleri beklemektedir. Konya sizleri beklemektedir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu çalışmalarla bir medeniyet ve bir kültür şehri olmuştur. Ve bu şehrin en merkezi yerinde, bu şehrin en güzel yerinde Sırçalı Medrese ismiyle anılan, bugün müze olarak anılan bu yapı sizleri beklemektedir.